Kadınları programından sımsıcak bir merhaba gönderiyoruz. Sizlerin de desteğini alarak emin adımlarla ilerliyor, kadınlara kadınların hikayeleriyle yol göstermeye devam ediyoruz. Her hikayede biraz daha şaşırıyor, kadınların nelere göğüs gerebildiğini, nelerle mücadele ettiğini, nelere katlanabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Büyük organizasyonlar, ulaşılmaz hedefler, tek tek aşılması gereken bir sürü engel, girişimci ruhlu kadınların ortak noktası aslında. Hayatının organizasyonunu iyi yapan, kendine iyi hedefler koyan, engelleri tek tek aşma gücünü hiçbir zaman kaybetmeyen kadınlar, başarı denen yolda emin adımlarla yürürken, biz de kendi yolunu çizen bir başka konuğu ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Gizela Başoğlu. Hoş geldiniz Gizela Hanım. Hoş bulduk. Sizi bu yoğun tempoda ağırladığımız için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gizela Hanım, bize kendinizi anlatır mısınız? Ben Almanya doğumluyum. Almanya'da işte 1955 yılında doğdum. Orada okula gittim. Hatta şehir bile değiştirmeden aynı şehirde üniversiteyi okudum. O sırada eşimle tanıştım. Eşim bir Samsunlu olarak bana daha ileride tekrar Samsun'a döneceğini söyleyince ben de onunla beraber buraya geldim ve 1980 yılından beri Samsun'da yaşıyorum. Yani eşinizle tanıştıktan sonra Türkiye'ye gelme, özellikle Samsun'da yaşama fikri eşinizle tanıştıktan sonra oldu, öyle mi? Tabii. Peki yerleşme kararını nasıl verdiniz? Ya eşim zaten Samsun'a dönmek zorundaydı çünkü babasını çok erken kaybetmişti. Dolayısıyla en büyük oğlu olarak anneye destek olmak için zaten kendi isteğiyle Samsun'a dönmek istedi ve bunu bana söylemişti. Ve bu şekilde ben de kabul ettim çünkü bu arada Samsun'u görmüştüm, Türkiye gördüm, Samsun'u gördüm ve ilk bakışta sevdim. Onun için bu karar benim için çok zor olmadı. Yani ben burada yaşarım dediniz. Aynen öyle oldu. Peki Samsun'a geldiğinizde alışma süresini nasıl atlattınız? Biz Samsun'a geldiğimizde bizim büyük oğlumuz doğmuştu. Dolayısıyla zaten her kadın biliyor, bir bebek insanı çok meşgul ediyor. Doğru. Kısmen ondan meşgul idim, kısmen dil öğrenmekle meşgul idim. Benim günlerim bu şekilde hızlı hızlı geçti. Yani alışmanız kolay oldu, evet. O zaman. Alışma süresini, evet, kolay atlatmışsınız, evet, çocuğunuz sayesinde. Evet. Peki sizce Almanya ile Türkiye arasında insan ilişkileri açısından nasıl bir farklılık var? Şimdi Almanya'da o kadar yaşadınız, Türkiye'ye geldiniz. Nasıl, evet, bir farklılık gördünüz? Evet. Şimdi genel, tabii istisnalar her zaman var ama genellikle şunu söyleyebilirim. Türk insanı çok daha çabuk yaklaşıyor, çok daha sıcak yaklaşıyor. Mutlaka karşıda yeni bir insan gördüğünde bunun kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, ne şartlarda yaşadığını öğrenmek ister. Bir Alman bunu yapmaz. O daha mesafeli davranır. O bir güzellik oldu. Bir sürü insan ile hemen başlangıçta tanıştım. Herkes bana kucak açtı. Ancak tabii ben Almanya'dan buna alışık olmadığım için özellikle ilk zamanda herkes o dönemin çok tanınmış olan Doktor Selma Başoğlu'nun gelini, yabancı bir gelinin Samsun'a geldiğini duyunca herkes anneme göz aydına geldi. Ve ben daha Türkçe doğru düzgün bilmeden her akşam bizim evimizi misafir ağırlamak durumundaydım. O beni başlangıçta biraz bunalttı ama tabii alıştınız. Alıştım ondan sonra. Hatta hoşuma da gitmeye başladı. Peki ilk çalışma hayatına hangi sektörde girdiniz Gizela Hanım? Ya ben tabii bizim büyük oğlumuz dediğim şekilde doğmuştu. Türkçem de yeterli değildi. Almanya'da üniversite eğitimimi bitirmiştim. Ama bu şartlarda çalışma şansım olmazdı. O biraz büyüyünce benim de Türkçem artınca ben spor ve Fransızca okudum. Ben aslında lise hoca olacaktım. Sporu çok sevdiğim için bir jimnastik salonu açtım. 2 sene Delfino adı altında bir spor salonum vardı. İşte aerobik dersleri özellikle veriyordum. Daha sonra tekrar bir çocuğumuz olmasını istedik.
Ve hamile kalınca spor ile hamilelik beraber çok iyi yürümediği için bırakmak zorunda kaldınız. Hizmet sektörüne girme fikri nasıl ortaya çıktı Güzel Hanım? Bu biraz kendiliğinden oluştu. Bizim büyük bir evimizde biz çocuklarımız ile beraber yaşıyorduk. Yani bizim 3 tane çocuğumuz var. Ondan sonra kayınvalidem yaşıyordu. Onun sürekli çok misafiri oluyordu. Onun için ona da çok büyük bir ev gerekiyordu. Bir de kayınbiraderim ailesiyle beraber otururken kayınbiraderim bir tek yazları çok az kalmaya başladı. Kayınvalidem maalesef vefat etti. Ondan sonra çocuklarımız büyüyünce onlar da üniversiteye okumak üzere Samsun dışına çıktılar. Biz kaldık 2 kişi o kocaman evde. Kalabalık bir aileden 2 kişiye düştünüz. Aynen öyle bir durum oldu. Ve bu ev bize artık mutluluk değil, hüzün vermeye başladı. Ve benim eşim inşaat mühendisi olduğu için bir gün dedi, acaba bundan bir otel yapsak? Ben insan ilişkileri çok sevdiğim için öyle karar verdik. İyi yapmışsınız. Evet ve işte artık o şekilde oteli kurma kararı vermiş oldunuz. Evet. Kalabalık bir aileden 2 kişiye düşününce hani otel yapalım artık herkese hizmet verelim dediniz. Evet. Ve o şekilde yola başladınız. Peki eşinizle birlikte aynı işte çalışmak avantaj mı dezavantaj mı? Onu ben aslında pek cevaplayamıyorum çünkü benim eşim o kadar aynı işte çalışmıyor benimle. Hı hı. O kendi işinde çalışırken otel ile ben ilgileniyorum. Ancak tabii işletme olarak bütün resmi işleri yaparken mutlaka ona danışıyorum. Çünkü onun çok daha uzun bir iş hayatı var, çok daha tecrübelidir. Onun için mutlaka ondan bilgi alıyorum, fikrini soruyorum. Ama işletme, çalışanlar ile ki ilişkileri, misafirler ile ki ilişkileri onlar bana tamamen ait. Tamamen size ait. O zaman birebir siz götürüyorsunuz. Evet. Sadece danıştığınız noktalar oluyor öyle eşinize. Oluyor, aynen öyle. O zaman faaliyet gösterdiğiniz sektörün zorlukları nelerdir? Ya siz her zaman her şeye hazır olmak zorundasınız. Misafirlerden kaynaklanan problemler olabilir. Tabii böyle bir işletmede küçük de görünse de bizim işletmemiz neredeyse 50 kişi çalışıyor. Mutlaka orada sıkıntısı olan bir elemanınız olur, gelemeyebilir, rahatsızlanmıştır, yanlış bir şey söylemiştir ya misafirimizi ya kendi aralarında. Yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor, onlara hitap edemiyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var Samsun'umuzda. Yabancı dil çok eksik. Yani 24 saat çalışıyorsunuz. 24 saat çalışabilirsiniz istiyorsanız. Evet. İş var her zaman. Doğru söylüyorsunuz. Güzel Hanım, bu zorlukların karşılığında sizi bu işe bağlayan nedir? İnsan ilişkileri sanıyorum. Hem bizim çalışanlarımız ile ilgili her gün yeni bir şey yaşıyoruz ama olumlu ama olumsuz. Bunlar tabii işin içinde, işinden bir parçadır olumsuzluklardan. Hem bir sürü enteresan insanlar ile tanışıyoruz. Şansımız iyi gitti bugüne kadar. Genellikle insanlar memnuniyetlerini bildiriyorlar. Zaman zaman tabii çok küçük olmanın bir beraber getirdiği bir şeyle bir şeydir. Uzun kalan misafirleriyle sohbetimiz de oluyor. Onlar hikayelerini anlatıyorlar. Çok ilginç insanlar ile tanışıyoruz. Çok değerli insanlar ile tanışıyoruz. Bu sizi işinize bağlıyor. Evet, bu hoş. Evet, peki bu yoğun tempoda çocuklarınıza zaman ayırabiliyor musunuz? Ben bu kararı çok geç verdiğim için benim çocuklarım bu arada büyümüştü. Üçü üniversiteli olmuştu. Hatta çalışan bile vardı o dönem. Dolayısıyla çocuklarımı pek etkilemedi. Ama eğer benim çocuklarım küçük olsaydı ben çocuklarıma vakit ayıramazdım bir daha. Turizm sektörü bütün zamanınızı alıyor. Normal 8 saatlik bir iş
Temposundan bahsedemiyoruz orada. İyi ki çocuklarınız büyümüş. Aynen o öyle oldu. Peki bu sektöre ilgi duyan gençlere neler önerirsiniz? Ya birincisi insan ilişkileri seven birileri ancak girsin o sektörü, çünkü onlar çok önemli, insan ilişkileri. Ve benim burada Samsun'da gördüğüm olay, eksik olay, İngilizce veyahut da herhangi bir yabancı dil, akıcı bir şekilde konuşmaları gerekiyor. Bunu da lütfen öğrensinler. O Samsun'da çok büyük bir sıkıntı. Bütün gelen yabancı misafirlerim bana aynı şeyi söylüyorlar. Biz Samsun'da çok zorluk çekiyoruz. Yabancı dili öğrensinler, bu hizmetin artılarını, eksilerini öğrensinler, o şekilde sektöre girsinler diyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle olmalı. Peki, Çalışan Çocukları Koruma Derneği Başkanlığı'nı yaptınız. Evet. Bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz bize? Ya, benim çocuklarım artık ilkokulu bitirirken ben kendimi biraz boş hissettim. Herkes artık her ne kadar evde yaşıyorlarsa da artık kendi hayatlarını yaşıyorlar. Okulları var, arkadaşları var. Ve ben başka bir şekilde faydalı olabilir miyim diye ararken o dönemin İl Sosyal Hizmetler Müdüründen böyle bir teklif geldi. Biz böyle bir dernek kuruyoruz. Arzu eder misiniz, katılır mısınız? Çünkü bu yönde bir sohbetimiz olmuştu daha önce. Ve 2003 yılında dernek üyesi oldum. Ondan sonra çok kısa zamanda başkanlığını teklif ettiler bana. Ve ondan sonra bir sürü faaliyet yürüttük o çocuklarıyla. Sosyal hizmetlerin bir çocuk ve gençlik merkezi var. Ve biz o merkezi destek oluyorduk. Çocuklar bizimle pikniğe gidiyorlardı. Merkezde belirli oyunlar veyahut da el işleri yapıyorduk. Üniversiteli gençleriyle onları buluşturuyorduk. Çünkü biz eninde sonunda anne yaşında birkaç arkadaşımla beraber o modeli temsil ediyorduk. Ama üniversiteli gençler abla ve abi oluyordu. Onlarıyla daha başka bir iletişim oluyordu ve bunu teşvik ediyorduk. Aynı zamanda onları sinemaya götürüyorduk, yüzmeye öğrettik onlara. Bir sürü oraya gelen çocuklar bizim sayemizden yüzmeyi öğrendi. Çünkü biz her sene yazın onlarıyla yüzmeye gidiyorduk. Daha büyük seyahatler de yaptık çocuklarıyla. Bir Ankara'ya gittik, işte Anıtkabir'i gördü çocuklar. Ankara şehri gezdiler, başkentimiz ile tanıştılar. Ondan sonra Çanakkale'ye götürdük çocukları, İstanbul'u gördüler. Çanakkale'ye giderken Bursa üzerine gittik, Bursa'nın güzelliklerini gördüler. Evet. Ordu'ya götürdük, Sinop, Giresun, bu şehirleri de gördüler. Kendi şehrimizin ilçelerinin içerisinde görmeleri gereken güzellikleri gösterdik onlara. Yani o dönem bu çocukların kendi küçük hayatlarında, çünkü sokakta çalışan bir çocuğun çok fazla para kazanmadığını düşünürsek öyle bir imkanları olmazdı. Ama sayemizde o dönemde bir sürü güzellikleri yaşadı bu ne çocuklar. Ne kadar güzel faydaları olmuştur, evet, sizlerin, evet, sayesinde. Karşılığını da aldık. Çünkü o merkezi biz gittiğimizde, hay bir dişi çocuklardan, o merkezi gittiğimizde işte bizi gördüklerinde koşa koşa geliyorlardı, hocam diye. Ne kadar güzel. Evet. Yani o mutluluk, evet, çocukları, evet, zaten gösteriyordur. Evet. Peki Gizeli Hanım, sizin hayvanlara ve doğaya karşı duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bu sevgi çocukluğunuzdan mı geliyor? Evet, kesinlikle öyle. Çünkü ben küçük bir... Ya aslında büyüdüğüm şehir Samsun kadar bir şehir. Ama biz de yine onun ilçesinde yaşıyorduk. Bahçeli, büyük bahçeli bir evde büyüdüm. Ve bütün mahallede herkesti, kedi veya köpek vardı, yani mutlaka herkesin bir köpeği, bir kedisi oluyordu. Ve onlar ile çok vakit geçiriyordum. Hatta bahçede çimlerin arasındaki böcekleri izlemeye seviyordum. Onların ilginç bir hayatı gibi geldi bana. Bu şekilde büyüdüm. Samsun'a geldiğimde benim şansım tabii Atakum ilçesinde yaşayabilmem. Orada yine bahçeli bir evde. Yine bahçeli bir evde. Yine köpekler vardı o evde, hı hı, geldiğimde.
Ondan sonra bizim çocuklarımız da böyle işte bu hayvan sevgisiyle büyütüm için onlar da istediler hayvan. 2000 yılında bir golden'ımız oldu. O 11 yaşındayken öldü. Sonra tekrar köpekler geldi. Bir sürü güzellik yaşadık bu hayvanların sayesinde. Peki çevrenize baktığınızda buna karşı duyarlılığı nasıl görüyorsunuz çevreye ve hayvanlara karşı? Şimdi genellikle bir sürü olumsuzluklar söyleniyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben 1980 yılından beri buradayım. Ve ilk senelerde tabii hayvanlar hayvanları merak ediyorum, izliyorum. Ve o dönemde hayvanlar insanlardan korkardı. Hayvanlar insanı görünce hemen kaçarlardı. Şimdi bu durum öyle değil. Artık hayvanlar insan yanından geçince rahat kaçmıyor artık ve zannediyorum insanlar hayvanlara daha olumlu yaklaşıyorlar artık. Herkes bunun bilincine evet, vardı. Evet. Güzel bir merkez kuruldu. Sevgili belediye başkanımızın öncülüğünde Haytap'ın da yardımıyla çok güzel bir hayvan barınağı kuruldu. Yani çok güzel olumlu adımlar atılıyor. Deniz kenarında görüyorsunuz hayvanlara özel su çeşmeleri yapıldı. Özellikle yazılıyor hayvanlar için. İnsanlar bunu yavaş yavaş öğreniyorlar duyarlı olmayı. Benim hoşuma gidiyor. Eksikleri tabii ki sayabiliriz. Ama bence bu güzellikleri görmek lazım. Önemli. Doğru söylüyorsunuz. Peki Karadeniz İlleri Kadın Platformu üyeliğiniz var. Buradaki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Özellikle duyarlılık arttırmaya çalışıyoruz bu platform. Bu Karadeniz İlleri Kadın Platformu kadınlara yönelik şiddet ile ilgileniyor. O bilinci insanlarda geliştirmeye çalışıyor. Özellikle erkeklere de ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve kadın erkek eşitliği üzerine vurgu yapıyor. Çocuk anneleriyle ilgili çalışmaları var ama tabii bunlar gizlilik içinde yapılıyor. Bu insanlara afiş edemezsiniz. Tabii. Bir kadın şiddet gördü mü televizyona çıkmak istemez. Gazetelere düşmek istemez, hikayesini anlatmak istemez. Çünkü maalesef hem utancından haksız bir utanç. Kesinlikle. Yani utanacak olan kişi başka. Hem maalesef korkusundan. Ve bunun için bu tür çalışmalar... Toplum baskısı. Evet, tabii. Bu sebepten dolayı küçük bir grup bayan kadın sığınma eviyle ilgili... İşte bu çocuklar için şimdi kadın çocuk anneleri için şimdi bir ev yapılmaya çalışıyor. Orada rahat yaşayabilsinler. Gizlilik içinde bu işler yürütülüyor. Ben bir şeyi merak ediyorum Güzel Hanım. Gelen bir misafirinizden hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Yani orada bir tane çok belirgin anımız var. Zannediyorum 2 sene geride yaz günü bir yabancı misafirler geldi. Bahçede yemek yediler, bir şeyler içtiler ve bu arada bakınıyorlar. Yine tabii yabancı dil konuşulması gereken bir durum. Hemen bana haber verdiler. Gizli Hanım ilgilenir misiniz? Beyefendi bir şirkette Samsun'da çalışıyor. Geçici olarak eşi ziyaretine gelecek. Bir iki hafta misafirhanede kalıyor ama o ortamı uygun görmüyor eşini. Ağırlamak için uygun bir ortam değil. Biz de kalmak istiyor. Tamam odasını ayarladık. Ondan sonra eşimle beraber biz bahçede yemek yerken oldu bu olaylar. Eşim bana diyor ben bu adamı tanıyorum. Ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü İtalyan bir beyefendi. Bizim İtalyan arkadaşlarımız hiç yok. Neyse işte 2-3 hafta sonra eşiyle beraber geldiler. Kalmaya başladılar. Bu sırada tabii zaman zaman sohbetimiz oluyordu. Ve sonunda eşim beyefendiye sordu sizin işiniz ne? İş
tarifesi şöyle, ben çok büyük ağırlıkları hareket ettiriyorum. Yani bir mühendistir ama onun uzmanlık alanı büyük ağırlıkları hareket ettirmek. Normal bir vinçle şuradan buraya taşımayacağınız, yani daha komplike bir süreç gerektiren ağırlıklar için özel projeler üretiyormuş ve o şekilde bu ağırlıkları nereye gideceklerse oraya yerleştiriyormuş. Ve birden eşim anladı bu adamı nereden tanıdığını. Daha önce bir gar üzerinde yapılan bir yol inşaatını seyretmişti. Çok ilginç, inanılmaz bir projeydi. Ve bu beyefendi o inşaatın başında bulunmuştu. Ve tesadüfe bakar mısınız? Dedi, siz Almanya'da, hatırlamıyorum hangi şehirdi, Frankfurt miydi, Hannover miydi? O garın üzerindeki inşaatın başında bulundunuz değil mi? Tabii bizim misafirimiz de çok şaşırdı. Bu nereden biliyor. Nereden bilebilir? Hiç tanımadığı bir Türk bunu nasıl hatırlıyor. Biliyor. Ondan sonra tabii karşılıklı anlatınca ben seyrediyordum. Çok enteresan gerçekten oldu. İnsanın unutamayacağı ve televizyon seyrederken misafiriniz geliyor ve o denk geliyor. Gerçekten evet. İlginç olmuş. Evet. Peki sizin başarınızın sırrı nedir Güzel Hanım? Sanıyorum insanlar benim güler yüzlüğümü, benim işte hoşgörülüğümü seviyorlar. Ben insanlara pozitif yaklaşıyorum bir kere. Ben insanları seviyorum, farklılıkları seviyorum, insanları merak ediyorum, kim olduklarını öğrenmek istiyorum ve o şekilde insanlara belki pozitif enerji veriyorum. Başarınızın sırrı bu olabilir diyorsunuz. Hani ben şunu da biliyorum, gerçekten misafirlerinize olan ilginiz de insanların memnuniyetini arttırıyor. Hani siz içten davrandığınız için insanlar kendini evinde gibi hissediyor. Hani bu da başarınızın bir sırrıdır diyebilirim belki de. Umarım aynen sizin dediğiniz gibi olsun. Bu benim kesinlikle için güzel bir iltifat. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Güzel Hanım, kadınların iş hayatına girmesine nasıl bakıyorsunuz? Kesinlikle olumlu. Genel olarak öyle söyleyeyim. Şimdi ben kendimi anlatırsam, ben öncelikle anne olmak istedim. Direkt iş hayatına girmek istemedim. Tamam, ben bir eğitim aldım, çalışabilirdim ama benim arzum çocuklarımı büyütmekti. Ben çok sonradan iş hayatına yoğun bir şekilde girdim. Biraz evvel de dediğim gibi çocuklar aileyle çakışmadı. Eğer bir bayan iş hayatına girerse genellikle bayanlara maalesef bütün ağırlıklar sıkıntı oluyor. Evet. Hem aile hem iş bazen çok zor olabilir. O zaman anlayışlı bir eşe ihtiyaç var. O da biraz aile tarafında destek olursa daha kolay olur. Kolay oluyor. Ama bir bayan eğer bir eğitim almış ise ve kendini gerçekleştirmek istiyorsa dışarıda bir işte çalışarak, ben zannediyorum bunu yapmalıdır. Çünkü bu şekilde mutlu oluyorsa, mutlu çalışan bir anne mutsuz evde olan bir anneden iyidir diye kesinlikle düşünüyorum. Ben şöyle de düşünüyorum, yani artık imkanlarımız da daha fazlalaştı. Artık kreşlerimiz var, çocuklarımızı gönderebileceğimiz, emanet edebileceğimiz bakıcılarımız olabiliyor. Hani artık kadınlarımız şimdilerde daha rahat iş hayatına girebiliyor diye düşünüyorum ama çünkü hani kendimden de örnek vermek gerekirse benim de iki tane çocuğum var. İşte ikisi de okula gidiyor. Hani ben sonuçta eve geldiğimde çocuklarımla çok daha güzel, kaliteli zaman ayırabiliyorum. Belki bütün gün evde olsam çocuklarımla bir saat ayırdığım kadar kaliteli zaman ayıramayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi hani ben ne kadar mutlu olursam çocuklarıma, evime, evet, eşime o evet kadar çok huzur ve mutluluk veririm diye evet düşünüyorum. Hani iş hayatına girmek isteyen tüm kadınların da artık önünün daha açık olduğunu görüyorum. İsteyen herkes de inşallah hani emin adımlarla bu yolda yürürler. Evet, evet. Tabii biz burada genellikle belirli mesleklerde
kadınlara uygun görülüyor. Türkiye'de onu görüyorum. Ben kadınların hatta her şeyi yapmalarını arzu ederim. Ben yani bayanlara bir sürü veya bazı mesleklere daha çok yakıştırılıyor. Şimdi bakıyorum bayanlara genellikle belirli meslekler uygun görülüyor. Ama ben isterdim ki hakikaten bir bayan, ay ben bayanım şunu bunu yapamıyorum düşünmesin. Arzu ettiği neyse onu, onun eğitimini alsın ve o meslekte çalışsın. Örnek vermek istiyorum burada. Çünkü benim kız kardeşimin kızı emniyette çalışmaya başladı ve hedefi orada kariyer yapmaktı. Orada ilerlerken önüne bir helikopter pilot eğitimi çıktı ve çok arzu ediyordu buna katılmayı. Ve başarıyla bitirdi ve şu anda polis helikopter pilotudur. Oldu. Ve orada afetlerde, sıkıntılı anlarda havadan destek veriyor. Evet. Yani demek ki kadın isterse her konuda kadın başarılı olur diyorsunuz yapar. Siz de. Güzel Hanım, turizm sektörünü seçmeseydiniz ne olmak isterdiniz? Çocukluk bir hayaliniz var mıydı? Elbette herkesin bir çocukla hayali vardır. Benim de veterinerlikti. Ben mutlaka hayvanlarıyla çalışmak istiyordum. Ama ailem orada biraz itiraz etti. Kadınlar için zor bak biraz. Evvel anlattığımın tersi benim başıma geldi. Kadınlar için veterinerlik çok zormuş. İnsan ilişkileri de çok sevdiğim için öğretmenlik okudum. Sporu çok sevdiğim için onu da ekledim. Şimdi bir yanda spor okudum. Dilleri çok sevdiğim için Fransızca seçtim. Böyle bir eğitim aldım. Ama orada çalışamadım çünkü eşimle evlendim ve Türkiye'ye geldim. Başlangıçta tabii dilim yeterli değildi. Ayrıca da işte Türkiye'de biliyorsunuz böyle formaliteler çok. Bebeğim de vardı. Öyle ya olmadı. Türkiye'de öğretmen olarak çalışamadım ve şimdi kendimi turizmde buldum. Buldunuz. Demek ki insanlar hani okudukları meslekleri değil de hani farklı mesleklerde de çalışabiliyorlar değil mi? Yani siz okumuşsunuz, öğretmenlik gelmişsiniz, turizmle çalışıyorsunuz. Hani burada da başarılısınız. Anladığım kadarıyla sadece okumak yetmiyor. Evet. Ben okumak yetmiyor ama okumak çok önemli evet, burada. Evet. Tabii. Şimdi ben birkaç sene evvel bir araştırma okudum. Orada diyorlar araştırdıkları şey insanlar ne kadar okudukları branşlarda hakikaten sonraki yıllarda çalışıyor veya çalışmıyor. Ve sonuç insanlar okuyorlar ama bambaşka yerde çalışıyorlar ve bu %50'nin üzerindeydi rakam. Bu çok ilginç geldi bana ve sonuç olarak şunu söylüyorlar, okumuş olmak, araştırmayı öğrenmek, kendini geliştirmeyi öğrenmek önemli olan üniversite eğitiminde veyahut da işte meslek liselerde de belki aynen öyle bir eğitim verebilirler. Yani bunu öğrenmek, öğrenmeyi nasıl öğreneceğimi bunu öğreniyorsunuz ve o sizi bambaşka yerlere götürebilir ileride. Tabii insan sevdiği meslekte çalışırsa daha da başarılı olabiliyor. Ben de sizin aynı görüşteyim. Peki Samsun'daki turizmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Samsun'da turizm daha çok küçük adımlarla yürüyor. Tabii Türkiye gibi bir turizm ülkesinde ama iki tane o kadar cazip denize sahip olan bir ülkede ben Ege'yi ve Akdeniz'i kastederek söylüyorum bunu. Karadeniz biraz geri planda kalıyor. İnsanlar tatil duyunca genellikle güneş ve kumsal düşündükleri için Ege ve Akdeniz tabii daha avantajlı bu konuda. Ama yine de Samsun'da da zaman zaman biz Akdeniz'i ve Ege'yi keşfettik. Şimdi Karadeniz'i görmek istedik. Onun için Karadeniz buraya geldik. Evet, bunlara da rastlıyoruz. Ama Karadeniz içerisinde Samsun en cazip il değil tabii. Tabii demeyeyim de maalesef öyle. Şimdi komşu illerimiz Sinop, Amasya, Ordu, Trabzon çok daha potansiyeli sahipler. Samsun'da bunun üzerine biraz çalışmamız lazım gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Gizeli Hanım, bu turizm sektörü zor bir sektör.
Ancak bu turizmi Samsun'da daha fazla ileri götürmek için sizce neler yapılması gerekiyor? Neler yapmalıyız? Yani hizmet sektöründe mi değişiklikler yapılması gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Ya şimdi işletmeleri düşünürseniz tabii biz daha güzel bir eğitim vermemiz lazım ve bu bilinci daha yükseltmemiz lazım. Turizm çok önemli bir şey. Siz bir kartvizit oluyorsunuz. Ülkeniz için, yani o kadar ileri şehriniz ve işletme için yalnız değil, ülkeniz için eğer yabancı bir turistten bahsediyorsak siz kartviziti oluyorsunuz. Siz elçi oluyorsunuz. Çünkü bu insanlar burada benim işletmemde veyahut da kimse, hakimin işletmesi için de konuşabiliriz. Ne yaşadılarsa o şekilde biliyorlar Türkiye. Burada ne yaşıyorlarsa o şekilde bilir bir Türk Samsun'u. Dolayısıyla çok ciddi bir iştir turizm. Ama siz garson olursunuz, ama siz ön büroda çalışıyorsunuz, ama siz işte herhangi housekeeping'de çalışıyorsunuz. Her nerede çalışıyorsanız bu işi tam yapmanız lazım. İnsanlara güler yüzlü yaklaşmanız lazım. Bir ayrıntılara girmeniz lazım. Ayrıntı çok önemli bizim mesleğimizde. Siz ayrıntıyı seviyorsunuz diye biliyorum. Evet. Her şeyin ayrıntıda saklıdır derler. Evet. Sizin de bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bunu önemsememiz gerekiyor. Ayrıntıları önemsememiz gerekiyor. Genellikle işte şu bir yapılsın, genel olarak bir talimat veriliyor. Halbuki işte diyeceğiz, işte bak bu köşede aksatma, buraya küçük bir çiçek ilave et. Bak şimdi masaya gittin ama gülümsemedin, az daha gülümse. Bu bilinci yerleştirmemiz lazım. Buna insanlar... Bugüne kadar çok önemsemedik bunu Samsun'da. Belki güneye gidersiniz, görebilirsiniz belki daha veyahut da İstanbul'da mutlaka, daha güzel örnekleri görüyorsunuz. Samsun'da bunun üzerine daha çok çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor. Peki Gizel Hanım, siz çalışmanın dışında kendinize ödül verdiğinizde neler yaparsınız? Kendinize nasıl bir vakit ayırırsınız? Benim en... güzel yaptı ve en severek yaptığım şey deniz kenarında gezmek. Köpeklerim var, onlarla gezmek. Orada başka köpekleriyle tanışmak, onları da okşamak benim işte çok sevdiğim bir olay. Hem ben sporumu yapıyorum çünkü ben sporumu da çok seviyorum. Ben daha çocukken kulüplerde işte yüzüyordum, aletli jimnastik yapıyordum. Ondan sonra zaten spor eğitimi aldım. Üniversite boyunca sporum devam etti. Buraya geldiğimde bir iki sene bıraktım. Fırsatım olmadı. Önce bir adaptasyon süreci geçti. Süreç geçti tabii. Ondan sonra jimnastik stüdyom oldu. Orada tekrar çok yoğun spora başladım. Yazları mutlaka yüzüyordum. Kışında bu jimnastiğimi devam ediyordum. Evimde, kendi evimde veyahut da kendi spor salonumu bıraktığımda başkasının spor salonunda. Sonra tabii temelli Samsun, Atakum'a taşınınca deniz kenarı keşfettim. Deniz kenarında koşmak ne kadar keyifli olduğunu öğrendim. Ondan bu kadar dinç ve güzel kalabiliyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Spor çok önemli. Evet. Olmazsa olmazınız. Spor, ben lütfen bütün insanlara ama biz burada tabii bir bayan programı yaptığımız için bayanlara tavsiye ediyorum. Hem formda kalıyorsunuz, aynaya baktığınız kendinizle barışıksınız. Hem spor yapınca mutluluk hormonu üretiyorsunuz, daha mutlu oluyorsunuz. Spor yapın. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle ben bunu herkese, bütün bayanlara tavsiye etmek istiyorum. Gizel Hanım, zorlukları gördüğümüzde çabuk pes eden bir yapımız var. Sağlam adımlarla ilerlemek için sizce neler yapmalıyız? Şimdi bir kere bir hedef belirtmemiz lazım. Daha önce aslında daha başka bir şey var. Önce ben kendimi tanımam lazım. Ben neyim, neye yatkınım, nerede başarılı olabilirim? Çok doğru. Bunu tespit ettikten sonra hedef belirleyebilirim. Ben burada çok enteresan, işte ya benim için çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Ben
gençken çok kitap okuyordum. İnsan hikayeleri dinliyorsunuz orada. İnsan psikoloji ile ilgili şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü siz kendinizi o anlatılan kişilerin yerine koyuyorsunuz ve kendi kendinizi soruyorsunuz. Ben böyle yapar mıydım? Ve o şekilde bu kendi kendinizi bu soruları sorarken, o kitapların içindeki hikayeleri beraber yaşarken siz kim olduğunuzu keşfediyorsunuz. Dolayısıyla bence kitap okumak bir kere çok önemli. Doğru. Ben bir öğretmen olarak psikoloji ve pedagoji eğitimi aldım. Oradan da tekrar tabii kendinizi soruyorsunuz. Ben kimim peki? Tamam, orada işte size anlatırlar tipleri ama ben kimim? Onu tespit ettikten sonra hedef koyabilirsiniz kendinize. Ve bir işte hiçbir iş kolay değil. Dışarıdan baktığımızda bir sürü müthiş güzel görünen işler var. Ama işin içine girdiğinizde onun da ne kadar büyük zorluklar olduğunu görüyorsunuz. Bir öğretmenin sorunları var, bir avukatın mutlaka yaşadığı bir sürü büyük sorunları var. Bir inşaat mühendisin, ben eşimden biliyorum, büyük sorunları var. Sizden de dinliyorum, burada sizin yaptığınız meslek çok cazip görünüyor. Hı hı. Ama mutlaka sizin de çok zorluklarıyla boğuştuğunuz oluyor, doğru, eminim. Dolayısıyla hiçbir iş kolay değil. Doğru. Bir kere bunu baştan bilelim. Hangi iş karar verdiysek mutlaka orada sorun çözmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım, yorulacağız. Bazen belki sıkıntıya da düşmüş olabiliriz. Başımızı yelkenlerimizi indirmeyeceğiz. Hı hı. Mutlaka tekrar ben onun üstesinden geleceğim diye dimdik duracağız. Yani iş hayatına atılmak çok güzel bir şey. O özellikle bu sorunları çözdüğünüz anda o yaşadığınız haz, bak ben yapabildim bunu. Hiçbir şey benzemiyor. Evet, başarmak. O çok güzel bir şey. Ama onları tabii yaşamak var. Onun için güçlü olmak lazım. Kendinden emin olmak lazım. Onun için o gereken eğitimi almak lazım. Hangisi olursa. O yolda devam etmek gerekir. Aynen, peşin bilmemiz gerekiyor. Evet. Peki Güzel Hanım, karamsarlığa düştüğümüz durumlarda neler yapmalıyız? Siz hiç karamsarlığa düştünüz mü? Tabii. Bunu herkes, yani bu benim başıma gelmedi diyen insan doğru söylemiyor diye kesinlikle düşünüyorum. Mutlaka bunu hepimiz yaşıyoruz. Öyle durumlarda ben öncelikle bir geri çekilmeyi tercih ediyorum. Kendi kendime kalmayı tercih ediyorum. Bir müddet beni rahat bıraksın herkes. O müddet ne kadar karamsarlığın şiddetine göre 10 dakika yetebilir, işte 1 saat 2 saat de ihtiyaç olabilir, bir bütün günüm de ihtiyacım olabilir. Ama eninde sonunda yorumunu yapıyorsunuz. Benim ailem bana çocukken bir şey öğretti. Eğer bir şey ters gittiyse hata önce kendinde ara. Sonra karşındaki. Eğer sen kendinde hiç hata bulamıyorsan o zaman karşındakinin yaptığını tekrar incele, bak ondan sonra kararını ver. Ve ben onu o şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yani mutlaka kendim acaba biraz da benden kaynaklanabilir mi diye düşünüyorum. Ve eğer öyle ise zaten insan onu düzeltmek için elinden geleni yapar tabii ve hatanın ne olduğunu bilmek önemli. Hatayı tespit ettikten sonra bir şekilde onu telafi edebiliriz zaten. Evet. Yeri sarmak mümkün değil tabii. Evet. Ama düzeltmek için bir iki kelime söylenebilir o zaman. Kesinlikle. Peki aileden bahsettiniz. Sizce iş hayatında ailenin önemi nedir? Çocuklar zaten konuştuk. Ama bir de eş var. Hı hı. Benim çok büyük şansım var. Evet. Benim eşim hakikaten eş. Türkçe'de bu çok güzel bir kelime, eş. Yani siz eşitsiniz, birbirinizi tamamlıyorsunuz, birbirinizi destekliyorsunuz. Ve ben eşimden bunu görüyorum. Eğer iş hayatına atılmış bir bayanın böyle bir eşi varsa, hakikaten eş oluyorsa şanslıdır. Siz çok şanslısınız. Evet, ben kesinlikle şanslıyım.
Peki şöyle bir şey soracağım Gizel Hanım. Siz şimdi eşiniz hani desteği de var ama evet, tek başınıza bir oteli yönetiyorsunuz. Kadınlar için de hani çalışmak dediğiniz gibi hiçbir zaman kolay olmuyor. Sizin için de çalışmak evet, çok zor geçiyordur ama kadınlarımıza neler önerirsiniz bu zorlukların üstesinden gelebilmeleri için? Yani mutlaka kendilerini eğitsinler. Çok önemli. Bir kere kendileri kim olduklarını önce bir keşfetsinler. Ondan sonra hedeflerini çok doğru tespit etsinler ve de küçükten başlamayı kabul etsinler. Hı hı. Hiçbir kimse ilk işte genel müdür olmamıştır. Çok doğru. Yani ben eğer belirli bir iş için kararımı verdiysem ben küçük başlıyorum. Ufak bir kazanç ile başlıyorum. Orada kendimi gösterebilirim. Eğer yeteneği varsa, eğer o öz şey güveni varsa onda ve o branşta hakikaten araştırıp eğitim, güzel eğitim alıyorsa o kendini zaten fark ettiriyor. O kim ise onun üstünde fark ediyor onun yeteneği ve onu bir basamak daha yukarıya çeker. Ve orada kendini tekrar gösterirse o şekilde basamak daha basamak sağlam yükselir. Kim bilir en tepeye sonra ulaşır. Ama bu sabır gerektiriyor, bu özveri gerektiriyor, bu ciddiyet gerektiriyor. Ve belirli yani gidebileceği en üst noktaya kadar gidebilir kadın o zaman. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hani mücadeleyi hiçbir zaman bırakmasınlar değil evet, mi evet, kadınlarımız? Son olarak iş hayatına girmek isteyen kadınlara neler tavsiye edersiniz? İnatçı olmayı ve sabırlı olmayı. Pes etmemeye yine. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hani bu yoğun tempo içerisinde de bize vakit ayırdınız. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kim ki sımsıkı sarılırsa hayallerine, kim ki gözünü hedefinden ayırmadan yolunda yürümeye devam ederse, o zaman anlatmaya değer bir hikayesi olur. Haftaya yine apayrı bir hikayenin kahramanıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.